Selamlar efendim. Football Life 2025 bir güncelleme yayınladı. Şunu bana çok sormuştunuz. Niye Football Life 2024 yazıyor burada diye. Oyunun tam anlamıyla çıkarmamışlar benim anladığım kadar. Yani bazı eksiklikler ufak tefek hatalar ya da eksiklikler var. Hatalar demek yanlış olur. Eksiklikler var demek daha doğru olur. Ve yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyi yüklediğinizde birçok şeyin değişeceğini söylüyor. Şimdi gelin bakalım bu güncelleştirme dosyalarında neler var. Hep birlikte bakalım ve smokepatch.com'a giriyoruz. Burada en altta Football Life, SP Football Life 2025 yazıyor zaten. Ana sayfadayız. Ana sayfada da bu çıkıyor. Burada zaten bize bir update geldiğini söylüyor. Versiyon 1.0'dan 1.1'e geçtiğimizi söylüyor. Sadece 10 günlük bir süre içerisinde bu olmuş. Hani geçen hafta yayınlandı. Bu hafta da bir update ekledi. Smoke page. Update'te temel olarak 3 tane eklenen yenilik var. Birincisi yeni oyuncular eklendiğini söylüyor. Ve bu oyuncuların daha çok genç oyuncular olduğunu söylüyor. Daha fazla forma güncellenmiş ve bir takımda değişiklikler olmuş. Burada çok havada bırakıyor. Bir takım değişiklik nedir ne değildir bilmiyorum. Böyle bir havada bırakıyor şeyi. Oyunu indirip kurduğumuzda siz de göreceksiniz. iki farklı seçenek sunuyor bize. İsterseniz şimdi onu indirelim ve kurmaya başlayalım. Siz de o sırada zaten kurduktan sonra hangi seçenekle yönlendiriyor bizi göreceğiz. Sepe Football Life 2024 2025'e tıkladığımızda aşağı indiğimizde şurada download link'lerimiz olacak. Kaçırmayalım. Ah buradaymış. Tamam. Geliyoruz. Ve ardından bu iki linkten update dosyamızı indirebiliriz. Ne tıklıyorum. Buraları zaten daha önce anlattığımız biz bunları mikrofonla anlattık. Biz bunları bilgisayarla, salatalıkla her şeyle anlattık. Tıklıyoruz yine. Skip dosyamıza basıyoruz. Geri sayım var. Onu bekliyoruz. Zaten çok fazla bir şey değil. 7 saniye 6 saniye biraz sonra inecek. Dosya çok büyük bir dosya değil. Çok fazla beklentileriniz olmasın. Yalnızca ufak tefek transferler, yeni oyuncular, yeni formalar tarzı şeyler eklenmiş. Download geldi. Basıyorum. Evet arkadaşlar ben update dosyasını indirdim burada. Sağ tuşluyorum. Yine klasöre çıkart diyorum. Tıklıyorum. Klasöre çıkartmasını bekledikten sonra ilgili klasör içine giriyorum. Kurulumu çok kolay, çok hızlı. Sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Burada iki seçenek veriyor bize Football Life 25. İlk seçenek yeni düzenleme dosyasını günceller ve yüklü yeni transferleri uygular. Bu seçenek Football Life 2025'in içeriğini ve transferlerini tamamen günceller. Düzenleme modunda yapılan tüm değişiklikler ve kişiselleştirmeler sıfırlanır. Anlatabildim mi ya da anlatabildi mi Football Life? İkinci seçenek ise tüm ayarlarınızı ve güncel ayarlarınızı ve güncel değişikliklerinizi korur. Ve tüm transferleri yeniden yükler. Fakat tüm yeni oyuncular hali hazırda serbest oyuncu olarak kalır. Bu size kalmış bir şey. Eğer birlik yapıyorsanız, bir Master League'e başladıysanız, ben size ikinci seçeneği seçmenizi tavsiye ederim. Ben ikinci seçeneği seçeceğim. Zaten çok çok ekstrem bir yamada değil. Yani oyunu çok değiştirecek işte bütün transferler değişti, bilmem ne oldu falan diyecek bir şey yok. Zaten son derece günceldi ilk versiyonda. Ufak birkaç değişiklik olmuş. Onun dışında da Football Life 2025 yama notu olarak şöyle bir şey eklemiş alta. Hatta şöyle sitesini de açalım. Niye sağ taraftaki ekrandan okuyorum. İlk sürümdeki düzenleme dosyasını kullanmak mümkündür. Sıkıntı yok diyor. Kariyer modunda ilk sürümden devam edilebilir diyor şurada. Yani masterlik açtığınız ilk sürümden devam edebilirsin diyor. Problem değil. Yani ilk seçeneği seçenek devam edebilirsin diyor. Sorun değil diyor. Yeterli ilerleme kaydıyla daha fazla güncelleme sağlanacaktır diyor. Yani yeni transfer olsa bilmem ne olursa da daha fazla güncelleme biz size vereceğiz diyor. Ve ikinci lig Bundesliga Almanya ikinci ligi. Bundesliga'daki yeni düzenlemeler, yeni eksikler, hali hazırdaki eksikler yapılmadığını belirtiyor. Bunun da ek bilgisini vereyim. Yüklemek, yüklememek size kalmış. Ben tekrar söylüyorum ikinci versiyonu. Yani şunu yükleyeceğim. Şimdi hep birlikte bunu da yükleyelim. Ben ikinci seçeneği seçiyorum. Oyuncuların transferlerinin kalmasını istiyorum. Herhangi bir değişiklik olmasını istemiyorum. Çünkü ben bir tane oyuncu ekledim. Yani daha doğrusu kendim yazdım. E, Jovinko diye futbolcu gösteririm zaten ona. Eskiden İtalya'da oynuyordu. İyi bir topçuydu. Emekli olmuş o yazdık. Neyse. Basıyorum abi. Burada kurur, kurarken oyunun kurulu olduğu yeri seçmeniz gerekiyor. Hep dedim ya hani hep neresiz random neresiyse oraya kurun abi dedim. Bakın ben hiç aramayacağım. Direkt start diyeceğim. Devam edeceğim. Zaten benim oyunum C'ye kuruluydu. Olduğu yere kuruluydu. Start diyorum. Çok hızlı kuracaktır zaten. Bitti. Bu kadar. Yamamız bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bir şey yok. Bak oyuna girdiğinizde zaten direkt hemen e, ne olacak? 1.10 yazıyor. Bir üst update'e geçmişiz. Oyun güncellenmiş olduğunu da görüyoruz yukarıda. Full Life 2025 yazıyor. Eskiden 24 yazıyor. Onu bile değiştirmemişlerdi. En basit onu değiştirmişler diyeyim ben. Şimdi burada tekrar transferler oldu biliyorsunuz. Fakat bu transferler serbest futbolcu olacak görecek, görünecek. Benim için ayarlara geliyorum. Düzenleme modu diyorum. Transferler diyorum. Önce takımı seçiyorsunuz. Geliyorsunuz. Galatasaray kimi alacaksınız? Bir oyuncu ekleyin diyor. Basıyorsunuz Kime alacaksınız? D'ye basıyorsunuz. Ya da şut tuşuna basıyorsunuz. Şut tuşu ne bilmiyorum siz de. Şut tuşuna bastıktan sonra oyuncu adını yazıyorsunuz. Şöyle yazalım. Soyada, evet, soyadını yazıyorsunuz. Salah. Gördüğünüz gibi Roland Salah. Macaristanlı futbolcu 79. Bunu alıyorsunuz. Roland Salah oy adlı oyuncu takıma kaydedilsin mi? Diyor. Evet derseniz kaydeder. Ben kaydetmeyeceğim. Çünkü ben zaten şimdi Galatasaray'dayım ya Galatasaray kariyerindeyim ya bunu alırsam sorun yaşamayayım istiyorum ben masterlıkta yaşarım yaşamam bilemiyorum ama o riski almak istemiyorum karar size kalmış kurarsanız yüklersiniz yüklemezseniz o sizin bileceğiniz şey evet dedikten sonra da çıkıp ana menüye dönüp burada kaydet diyorsunuz şuradaki kaydet butonuna basıyorsunuz bu kadar hepsi bu Yama bu şekilde. Dediğim gibi yüklemek ya da yüklememek size kalmış. Yüklerseniz yüklemezsiniz. Son karar sizin. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.